Selam, ne yaptınız? Bugün sizlerle çok saf, çok tatlı olduğunu düşündüğüm bir aşk hikayesinin kitabını paylaşacağım. Fesleğen'den bahsedeceğiz bugün. İçinde baba, fesleğen, seyyah gibi bir sürü karakter barındıran bu kitapta gerçekten hem fesleğene hem seyyaha aşık olacaksınız. Hatta bahsettikleri aşka bile aşık olma ihtimaliniz çok yüksek çünkü çok tatlı ve güzel ahlakla yazılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kitabı okumaya başladığımda yavaş yavaş baş karakterimizin, baş karakter olan fesleğen yani kızın hikayesini okudukça her şey bu kadar mı güzel sevilir? Bir insanı bu kadar nasıl güzel sevebilirsin ki falan diye düşünerek okudum. Ayrıca bu kitaplara dair aslında destek yayınlarından çıkan birkaç tane böyle kitap var ve onların sırtlarını bir araya getirdiğinizde yazarın tüm kitaplarının, Hikmet Anıl Öztekin'in tüm kitaplarını bir araya getirdiğinizde şu sırtında bir cümle yazıyor. Ne için varsa onun için yaşa diye. Benim bir kitabım eksik sanırım çünkü benimki ne için varsa onun için ya olmuş. Ama diğer kitabı da tamamlayıp böyle kütüphaneme koymak istiyorum. Hani böyle gerçekten kitaplarda da sürekli vurgulanan bir şey. Özellikle Fesleğen'de çok fazla bu yaşam felsefesi vurgulanıyor. O da hoşuma gitti çünkü kendinizi ne için görüyorsanız onun için yaşamanız gerektiğini düşünüyorum ben de. Ve bu kitapları böyle kütüphaneme koyduğumda özellikle de benim gibi kütüphaneniz odanızdaysa ve sürekli göz göze geliyorsanız oradaki kitaplarla çok güzel oluyor. Sürekli kendini hatırlatıyor bu. Benim hoşuma gitti. Dediğim gibi Fesleğen'i okudum. Bu kitapları okumadım henüz. Burada işte Elif Gibi Sevmenin 1-2'si var. Eyvallah 1-2 var. Okumadım ama elimde varlar. Belki bir gün okurum. Belki bir gün yorumunu sizlerle paylaşırım. Kitabın konusundan birazcık bahsetmek istiyorum. Konya'da mütevazi hayat yaşayan bir kızdan bahsediliyor ve bu kız büyüyünce üniversiteye gitmek zorunda ve üniversiteye gidince de İstanbul'da bir okulu kazanıyor ve Konya'dan İstanbul'a taşınıyor. Fesleğen bir gün bir kafeye gidiyor ve orada da bazı notlar buluyor. Bu notları okumaya başlıyor, kendine hakim olamıyor ve aslında sonradan bu notların kendisiyle neredeyse birebir düşüncede sahip olan bir kişiye ait olduğunu görüyor ve sonrasında da ertesi gün yine kafeye gittiğinde o kişiyle tanışıyor. O kişi de seyyah. Birbirlerini o kadar güzel seviyorlar ki hani kitap zaten bunun üzerine kurulu. Çok güzel bir ahlak var bu kitabın içinde. Edep kuralları var ve hani her şeyden önce edep diyen bir baba karakteri var. Hani kızına bir kere bile sesini yükseltmemiş olan, oturup karşısına sürekli onunla bir şeyler konuşan ve gerçekten de hani aslında kendine bir şey katabilmesi için çok çalışan bir baba figürümüz var. Seyyah yine aynı şekilde hani normal bu Türk erkeği mantığıyla sevmeyen bir kişi. Çünkü gerçekten hani sevdiği kızın elini bile tutmaya kıyamayan bir karakterden bahsediyoruz. Sevgililik kısmını bir köşeye bırakırsak ki kitabın konusu kesinlikle hani bir aşk hikayesi tabii ki ama bir hani sevgililik hikayesi değil. Aşkı hoşgörüyü, Allah aşkını hani bu tarz konuları tema alan bir kitap ve gerçekten de güzel su gibi yazılmış bir kitap. Okurken gerçekten stresli bir dönemimdeydim ve okumaya başladığımda böyle kitabı açıyorum, birkaç sayfa okuyorum ve huzur doluyorum. Garip bir şekilde bende bir antidepresan etkisi de oluşturmadı değil. Elif Gibi Sevmek kitaplarından sonra yazarın kendini çok fazla geliştirdiğine şahit oldum. Çok fazla kitap yazmış ve çok dilinde de aslında birazcık farklılıklar gördüm. Birazcık karıştırdım Elif Gibi Sevmeyi. Takip edilebilecek genç yazarlar arasında iyi bir yeri var bence bu yazarın. Ayrıca kitabı okuduktan sonra yazarın böyle biyografisini görünce bir bakayım dedim. Yazarın biyografisi burada bu arada, kitabın en arkasında. Ve sonrasında da şunu gördüm. Yazarın bir YouTube kanalı da var. Biraz inceledikten sonra şuna kanaat getirdim. Yazarın YouTube kanalı gerçekten Türkiye YouTube'unda çok faydalı kanallardan bir tanesi. Bence onu da takip edin. Ben takibe aldım ve gerçekten kendime bir şeyler katabildim onun videolarını izlerken. Eğer siz de böyle bir şey isterseniz, kendinize bir şeyler katmak istiyorsanız hazır boş zamanımızda çok fazla varken kanalı takip alabilir, videoları izleyerek kendinize bir iyilik yapmış olabilirsiniz. Dediğim gibi yazarın dilini sevdim. Fesleğen için konuşayım en azından. Ve diğer kitaplarına da şans vermek istiyorum. Hani eğer bana derseniz ki Eyvallah'ı oku veya Elif Gibi Sevmeyi oku, okurum. Çünkü zaten elimde de var. Bu şeyi de alacağım. Ya kısmının geri kalan şa kısmını da alacağım. O kitapta Fesleğen 2 falan mı? Fesleğen kitabının devamı var mı acaba? Bilmiyorum ama bu şa kısmı tamamlanacak. Kısa ve öz bir video çekmek istedim. Umarım bir şekilde işinize yarayabilmiştir. Fesleğen gerçekten çok güzel ve huzur katan bir kitap. O yüzden eğer yakın zamanda bir kitap alışverişi yapacaksanız uygun fiyatlı da bir kitap, ne kadarmış hemen bir bakacağım. Hatırladığım kadarıyla uygun fiyatlıydı. Aynen 19 lira yapacaksanız internet sitelerinde muhtemelen daha ucuza geliyordur. Bunu da eklemenizi tavsiye ederim. O zaman bir sonraki videoda sizi tekrar görmek dileğiyle uğurluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.